programlarında pek görmesek de televizyon programı için dünyanın en hızlı 10 arabası test edilerek tespit edilmiş. En yavaştan en hızlıya doğru sıralanmış olarak dünyanın en hızlı 10 arabasını göstereceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte dünyanın en hızlı 10 arabası. 10 numara Zenvo ST1 375 km. Zenvo ST1'den sadece 15 adet üretildi, hepsi satıldı. ST1, Danimarka şirketi Zenvo tarafından süper araba olarak tanıtılmıştır. 1100 beygir gücündedir ve 6.8 litre V8 motoru 370 km üzerinde bir hıza ulaşabilir. Gerçekten mükemmel bir araba olduğunu her yönüyle göstermektedir. Sahip olduğu yüksek performansıyla dikkat çeken Zenvo, ST1'in yakıt deposu, hava yastıkları gibi birçok bileşeni Alman ve Amerikan arabalarından alınmış olup, aracın inanılmaz karbon fiber gövdesi ise tamamen Alman topraklarında yapılmıştır. 100 kilometreye sadece 3 saniyede çıkabilen Zenvo ST1'in azami hızı saatte 375 kilometre. Bunlara ek olarak 4500 tork üretebilen 69 litre yakıt tankına sahiptir. En az kendisi kadar çarpıcı olan 3 milyon dolarlık değeriyle adını duyurmayı başarıyor. 9 numara McLaren F1 390 kilometre. Need for Speed 2'de ve 4'te oyunun sonlarında açılan bir araba vardı hatırlarsanız. McLaren F1, 1993 model bir aracın ne yenilikçi ve ne kadar sade olabileceğinin kanıtı olan bu araç, yıllarca alanın en iyisi konumunda olmayı başardı. Tarihin en sade ve en güçlü araçlarından biri olan McLaren F1, yeni modeliyle de yine ses getirmeyi başardı. Aradan geçen 20 yıldan sonra bile hala aracın 390 km hızı hakkında konuşuluyor. Bu aracın hızlı olması araba severler için vazgeçilmez olsa da fiyatı biraz cep yakabilir. Bu araca sahip olmak için 1 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor. 8 numara Koenigsegg SSX 395 km. İsveç süper araç üreticisi Koenigsegg ilk olarak 2005 yılında piyasada yerini aldı. Şirketin 2010 yılında Arega odağı geçiş yapmadan önce farklı varyantaları vardı. SSX bunlardan biridir ve hala inanılmaz bir makine olarak bilinir. 390 km hızıyla övünen SSX Special Edition ve Travita gibi de diğer varyantlarıyla kendi rekorunu aştığı söylense de kanıtlanmamış bir iddiadır. 7 numara Saylan SCD Twin Turbo 400 km. Amerika'nın ilk süper otomobillerinden biri olan SCD'nin oldukça iyi geliştirilmiş ve genç aracı listemizde 7 numarada yer alıyor. SCD ilk olarak 2000 yılında üretimine başlarken, Saylan SCD Twin Turbo ikiz turbo motor varyantı ile 2005 yılında görücüye çıkmıştı. 400 km'ye ulaşabilen hızıyla bir tünelden ters bir şekilde geçebileceği iddia ediliyor. Tabi bunu kanıtlamak biraz yürek ister diyebiliriz. Fiyatı 500 ile 600 bin dolar arasında değişiyor. 6 numara Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 406 km. Bugatti Veyron üstü açık tasarım ile karşımıza çıkıyor. Üstü açık araç 406 km hızına ulaşan özelliği ile en hızlı üstü açık araba rekorunu da kazandı. 1 ton 800 kilogram ağırlığında olan araçla 2.7 saniyenin altında 0'dan 100 km hızına ulaşabilirsiniz. 410 km maksimum hız, 4 tekerlekten çekişli Grand Sport Vitesse'in seri üretilen gelmiş geçmiş en hızlı roadster olmasını sağlıyor. Ayrıca Bugatti, muazzam kuvvetleri daima güvenli bir şekilde aktarmak adına tüm aksamlarını kapsamlı şekilde takviye etti. Daha büyük turbo şarjlarının ve genel itibariyle azaltılan geri tepme basıncının sonucunda artan güç çıkışına rağmen yakıt tüketimini biraz azaltmak mümkün olabiliyor. 5 numara 9FF GT9 RAR 410 km. Alman şirket 9FF 2007 yılında GT9'ı üretti. GT9R, Porsche 911'e benzer ama özellikle neredeyse tamamen değişerek tasarlanan orta motor çok sayıda farklı yönünde vardır. GT9R 410 km hızla gidebildiğini rivayet ediyordu. Ama test hızında 408 km'de kaldı. 4 litrelik ve 8 silindirli boxer motora sahip olan bu araç dünya üzerinde en özel araçlar arasında yerini almıştır. 600 bin dolar ile 700 bin dolar arasında değişen bir fiyatı vardır. 4 numara SSG Ultimate Aero TT 412 km. Shelby Aero Ultimate 2010 yılından önce en hızlı otomobil olarak Guinness Dünya Rekoru'na girmişti. 2007 yılında piyasaya sürülmüş ve yeryüzünün en hızlı arabası ilan edilmişti. 0'dan 100 km'ye 2.8 saniyede hızlanabilen otomobil 1287 beygir gücünde. Hem hızlı hem de güçlü bir araba arıyorsanız bu lüks araba tam size göre. Bir dönemin şampiyon arabası lüks bir araba satın almak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Bu arabayla yolların tozunu arttırmak isteyenler 655 bin doları gözden çıkarması gerekiyor. 3 numara Koenigsegg One Bir 430 km.
İsveç otomobil üreticisi Koenigsegg One Bir'in fiyat etiketini gizli tutuyor. 430 km hız limitine sahip Koenigsegg One Bir dünyanın ilk mega aracı olarak lanse edildi. Araç 1.360 kilogramdır. GPS ile önceden yol tahmini yapabiliyor. 3G ile ise hız, performans gibi verileri akıllı telefondan uygulamasına gönderebiliyor ve yazılım güncellemelerini havadan alabiliyor. Müstakbel şansı sahiplerinin otomobil için 2.8 milyon dolar civarında bir para ödemiş oldukları tahmin ediliyor. Bu hızına rağmen Guinness Rekorlar kitabına giremiyor çünkü otomobilden yalnızca 6 adet üretilecek. Yeri gelmişken belirtelim. Bu otomobillerin 6'sı da satılmış durumda. 2 numara Bugatti Veyron Supersport 433 km. Guinness Dünya Rekorlar Kitabına giren ve yasal olan en hızlı araba Bugatti Veyron SS'tir. Listemizde 2 numarada yer alması yasal olmasından kaynaklı. Araç V16 motoru ile 1200 beygir gücü ortaya koyar. Etkileyici bir performansı 433 km'ye kadar ulaşabiliyor. Fakat müşterilere lanse edilen modeller uzun ömürlü lastik için 413 km hızla sınırlandırılmıştır. Bugatti'nin maksimum hızı 470 km'ye kadar çıktığı söylense de resmi olarak kanıtlanmış değil. Eğer 3 milyon dolar gibi bir parayı gözden çıkaracak olursanız siz de kendi hız testinizi yaptırabilirsiniz. 1 numara Hennessey Venom GT 435 km. Texas merkezli Hennessey Performance Venom GT ile gerçek güzelliğin ne demek olduğunu bize hatırlatıyor. Araç daha fazla bastırma kuvveti ve yeni tasarlanan bazı motor modifikasyonları ile birlikte 434.5 km hıza ulaşabiliyor. Lakin otomobilin direksiyonundaki simit hız rekorunun daha da geliştirilebileceğine inanıyor. Düz pist yerine dairesel bir pist tercih etmiş olsalar otomobilin maksimum hızının saatte 448 km'ye ulaşabileceğini belirtiyor. Favoriniz hangisi bilmiyorum ama bu araçlardan herhangi biriyle yaşayacağınız deneyimin unutulmaz olacağı kesin. Bonus: Blondhound Supersonic Car. Dünyanın en hızlı arabası işte bu İngiliz atölyesinde yapıldı. Bu otomobil saatte 1600 km hızla gidebiliyor. Şu an yapım aşamasında olan bu uçak araba karışımı çok zor kırılacak bir dünya rekoruna hazırlanıyor. Bu araç bize bildiğimiz tüm otomobilleri unutturabilir. Aracı geliştiren ekibin yaptığı çalışmalar sonucu aracın efsane bir hıza ulaşması planlanmakta. Şu an için belirlenen maksimum hız hedefi 1609 km/s. Yani bu da bir nevi şu anlama geliyor. Araç bildiğin asfaltta giden uçak gibi ya da buna jet bile diyebiliriz. Taurus SST projesi kapsamında 1997 yılında benzer bir araçla saatte 763 km hıza ulaşmayı başarmıştı. Ekibin yeni hedefi bu rekoru ciddi şekilde egale etmek.